Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Haziran ayı sizin için iş ve para konularında çok hareketli ve kazançlı bir ay olabilir. Biliyorsunuz şans gezegenimiz Jüpiter 26 Mayıs itibariyle artık İkizler burcundaki yolculuğuna başladı. Ve 2025 Haziran'ına kadar da para evinizde olacak. Yönetici gezegeniniz Venüs İkizler burcunda. Güneş ayın 20'sine kadar yine İkizler burcunda olacak ve Merkür de 3 Haziran'da İkizler burcuna geçecek. Gördüğünüz gibi para evinizde önemli bir gezegen birikimi var. Bu da sizi para konularında, kazanç elde etme konularında, iş konularında, çalışma konularında çok yönlü yapabilir. Buralarda özellikle ikizlerin o hareketliliği, hava elementinin o sosyal enerjilerini iş ve ticari aktivitelerde kullanabilirsiniz. Jüpiter ile Plüto arasında da güzel bir hava üçgeni oluşacak ki güçlü bir açı tamamen iş ve para alanınızı etkiliyor. Sevgili boğalar, güzel bir işe başlamanız ve yani işte güzel bir böyle para kazanma yöntemi geliştirmeniz, ticari alanlarda hareketlilikler söz konusu olabilir ve yani kaynaklarınız var, paranız var. Bunları kazanç yollarınızı araştırabilir. Belki çok şanslı bazı kararlar verebilirsiniz. Verimli alışverişler olabilir, yatırımlarınız olabilir. Bu anlamda aya hareketli ve şanslı başlıyorsunuz özellikle para konularında. 6 Haziran'da tam da burada 16 derece İkizler burcuna yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni başlangıçları gündemimize taşıyor. İşte bu yeni ay para alanlarınızda bir düzenleme fırsatı veriyor size. Yeni fırsatlar, yeni teklifler, yeni fikirler, düşünceler, başlangıçlar söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. Özellikle değişken burçlarda İkizler, Başak, Yay ya da Balık gibi bu burçlarda gezegenleriniz varsa yeni ayın etkisi biraz daha artacaktır sizin için. Hava burçlarında işte Terazi, Kova, İkizler gibi burçlarda şanslı gezegenleriniz özellikle işte Venüs, Merkür, Jüpiter, Ay gibi yerleşimleriniz varsa o zaman çok daha kazançlı, çok daha bereketli bir yeni ay olduğunu sizin adınıza söyleyebilirim. Bu yeni ayla birlikte artık işte bir işe başlamanız, parasal konularda belki uzun vadeli yapılandırmalar içinde olmanız, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz işte mesleki eğitimler almanız, eğitim gibi, turizm gibi seyahatler, işte reklam, pazarlama gibi, halkla ilişkiler gibi alanlarda oldukça hareketli de olabilecek bir yeni ay bu. Dolayısıyla mesleki alanlarda bunu değerlendirebilirsiniz. 9 Haziran'da Güneş-Satürn kavuşumu var. Bu para konularında biraz daha ciddi olmanızı, daha planlı, programlı hareket etmenizi gerektiriyor. 9-10 Haziran gibi parasal konularda bir baskı da hissedebilirsiniz. Veya olaylara eğer çok yüzeysel yaklaşıyorsanız maddi konularda biraz daha ciddi, daha planlı, daha istikrarlı bir yaklaşım içerisinde olmanız gerekebilir. Özellikle bu iş konuları, çalışma konuları, işten gelen kazançlarınız, iş disiplini gibi alanlarda sizin için çok daha motive edici de olabilir. Ve 9 Haziran'da enerji gezegenimiz Mars burcunuza geçiyor sevgili boğalar. 9 Haziran'dan itibaren Mars sizin tabii ki fiziksel anlamda daha güçlü, daha dirayetli olmanızı sağlayacak. Bu biraz zaman zaman sizi agresif yapabilir. Buna dikkat edin. Mars boğada çok saldırgan değildir aslında. Daha çok savunmaya yöneliktir ama siz de genellikle güvenceye önem verdiğiniz için Mars burcunuzdayken biraz kendinizi tehdit altında hissettiğinizde maddi manevi alanlarda daha böyle bir savunma içerisinde olabilirsiniz. Mücadele gücünüz olabilir. Tabii ki enerjisel olarak biraz daha sizi dışa dönük yapacak, daha inisiyatif alma gücünüzü arttıracak, motivasyonunuzu, özgüveninizi de arttıracak Mars'ın burcunuzdaki hareketi. Mars Plüto karesi 11-12 Haziran biraz zor bir açı, buna dikkat edin. Gerek aile içerisinde üstlerle ilişkileriniz, aile büyüklerinizle ilişkilerinizde biraz böyle zorluklar olabilir, mücadeleler olabilir, baskı hissedebilirsiniz. Bununla birlikte genel sağlıkla ilgili alanlarda işte ağrılar, kronik sorunlar, enfeksiyon problemleri, boyun ağrılarınız, özellikle boyun bölgesine dikkat edin. Buralarda biraz daha baskılar artabilir. Mars Plüto karesinde kazalara ve sakarlıklara da bir dikkat etmenizde fayda var. Ayın 17'sinden sonra yönetici gezegeniniz Venüs ile Merkür ikisi birlikte Yengeç burcuna geçecek. 20 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçecek. Bu da özellikle tabii ki ayın ikinci yarısından sonra son 10 günlük döneminde biraz daha hani bu para konularıyla ilgili
enerjilerin daha çok hani ilişkilere, yakın çevre konularına, daha entelektüel konulara, sosyal ilişkilere yönelebileceğini gösteriyor. Yengeçteki o duygusal duyarlı etki, yakın çevreyle olan temaslarınızı, duygusal paylaşımlarınızı arttırabilir. Bunlar işte aile konuları, kardeşleriniz, arkadaşlarınız, hatta komşularınız, onlarla olan ilişkilerin daha sıcak, daha paylaşımcı olabileceğini bize işaret ediyor. Seyahatleriniz olabilir. Sizi ziyarete gelenler olabilir. Böyle bir hareketin öne çıktığını görebiliyoruz. İşte yaz tatilleri yapabilir ya da bazı tatil organizasyonları da yapabilirsiniz. Çünkü daha fazla seyahat etmek isteyeceksiniz. Bir yandan da entelektüel yönünüz artacaktır. Yeni şeyleri öğrenme konusunda meraklı olacağınız için kurslara katılabilirsiniz, bol bol kitap okuyabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, üretmek, tasarlamak için de daha fazla motive olabilirsiniz sevgili boğalar. 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nun bir derecesi dolunay var. Her dolunay olduğu gibi bu dolunayda da böyle bir tamamlanma, bir farkındalık, bir böyle amaçlarımıza ulaşma ya da bir dönüşüm enerjisi var. 9. evden gelen güzel bir tesir görüyoruz burada. Dolayısıyla bu dolunay aslında daha önceden başlangıçta bulunduğunuz ama haber beklediğiniz alanlarda güzel etkiler getirebilir. Örneğin bir hukuksal işiniz var, bir mahkemeniz var, bir dava var. Hani bunun sonuçlanması gibi bir konunuz olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların başlangıç derecelerinde gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bununla birlikte güneşinizle yükselen burcunuzda böyle ilk derecelerde ise 1, 2, 3 derecelerde ise yine bu dolunayın size önemli, güzel bir açısı olabilir. Yurt dışı konularınız dolunayla birlikte hareketleniyor. Örneğin işte bir vize konunuz var, bir pasaport işiniz var, bir yolculuk planınız var, bir tatil rezervasyonunuz var. Bunun gibi konular yine bu dolunayla birlikte ya birdenbire gündeme gelebilir ya da hani bir beklentinin sonuçlanması gibi bir konuyu devreye getirebilir. Özellikle iş ilişkilerinizde, yurt dışı ile bağlantılı işleriniz, çalışmalarınız, ticari aktiviteleriniz ki bunlar daha çok böyle internet üzerinde olabilir, sosyal medyadaki aktiviteler olabilir, e-ticaret gibi alanlar olabilir. Bu alanlardaki bazı işlerinizi de aslında hızlandırabilecek bir dolunay ya da size sonuçlar aldırabilir. Öğrencilikle ilgili akademik çalışmalar, üniversite gibi alanlarda da etkili bir dolunay. Bu dolunayla birlikte işte sınavların gündeme gelmesi, bir sınav sonucunun ortaya çıkması, kişisel gelişim gibi, eğitim gibi alanlarda yine bazı önemli kararlar vermeniz, size hem düşünce anlamında hem entelektüel anlamında, kültürel anlamda etkileyebilecek aktivitelerde bulunmanız da mümkün görünüyor. Genel olarak aslında bu dolunay bu yılın sizin için güzel dolunaylarından birisi. 3. ve 9. evinizdeki aktivite biraz daha sizin için iletişim, yeni bilgiler öğrenme, entelektüel gelişim, hareket, bol bol seyahat ve özellikle yakınlarla daha fazla duygusal temas ve paylaşım anlamına geliyor sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.